Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Kaç günden beri şükür risalesiyle devam ettik. Bugün artık sona geldik. Şükür risalesini özetlemek gerekirse ve zaman Said Nursi Hazretleri hemen her bir bahsi bir ayet-i kerime ile başlatmıştır. Görece yazacağı şeylerin ayetin feyzinden bazı katreler olduğu gösterir. Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olma cihetiyle zamanın ihtiyacına cevap verebilecek Allah'ın varlığı ve birliği, sıfatları, melekleri, kitaplar, nübüvvet, vahiy, ahiret hayatı, kader, namaz, oruç, tefekkür, şefkat ve daha birçok konuları güçlü bir şekilde açıklamıştır. İhtiyaca binaen bütün konularda olduğu gibi şükür meselesini de mektubat, sözler, lemalar ve Mesnevi Nuriye gibi eserlerinde izah etmiş, akla yaklaştırmış ve somutlaştırmıştır. Peki şükür nedir? Bir başa dönüş yapalım. Şükür kelime anlamı kadir ve kıymet bilmek, takdir etmek, tebrik etmek ve iyiliği iyilikle karşılamaktır. Şükrün terim anlamı ise nimete inamı görmek, yani nimet ve iyiliğin sahibini tanıma ve ona karşı minnet duymadır. Allah'ın nimetlerine değil, kalp, el ve bedenen şükretmek lazımdır. Sadece dil değil, sadece kalp değil, sadece beden değil. Bunlar üçü de bir arada olması gerekir. Mesela dil ile elhamdülillah demek şükürdür. Kalbi kin, nefret, haset, şikak, nifak, husumet, adabet ve düşmanlık hislerinden temizlemek de kalbi bir şükürdür. Eli haramı uzatmaktan kaçmak, helale ve meşru olana uzatmayı prensip edinmek, varsa malı zekatını eliyle vermek, namaz kılmak, haca gitmek, insanlara katkıda bulunmak, el ve bedene yapılan şükürdür. Yani üç nevi şükür burada görülüyor. Şükür, isim ve fiil olarak Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz üzere 66 ayetlerde geçiyor. Şükür ancak Allah'a yapılır. İnsanlara yapılmaz. Kainat nedir? Kainat şükür Risalesinde geçen bir terimdir. Evet, yaratılanlar, var edilen şeylerin hepsine kainat denir. Kainat alemlerle doludur. 18 bin alem vardır. Mesela mektubatta şöyle geçiyor. Semavatta binlerce alem var. Yıldızların her bir kısmı, her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Doğrudan doğruya her alem Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti ile idare ve terbiye ve tedbir edilir. Mektubat. Ve Zaman Hazretleri kainatı bir kitab-ı kebir, büyük kitap şeklinde isimlendirmiştir. Nitekim 19. sözde Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muhalif var. Biri şu kitab-ı kainatı demiş. Kainatı büyük ve geniş bir halka ve daire şeklinde tasavvur eden bir Zaman Hazretleri, kainatın merkezinde hayat var, her şeyi kainatı idare ve varlık bulması için tanzim ettirmiştir. Yıldızların dizilişinden tut ta güneşin belli bir yörünge içinde dönmesine, havadan tut ta toprağa kadar her şey hayata hizmet ettiriliyor. Sonra zihayat alemi bir daire suretinde teşkil etmiş, insanı noktayı merkeziyete bırakmış, bütün zihayatı onun etrafına toplayıp ona hizmetkar ve musahhar etmiş. Ne yapmış? Ona hizmetkar ve musahhar etmiş. Cenab-ı Allah
bütün hayal sahipleri içinde insanı seçmiş, alem de onu dilemiş ve seçmiştir. Cenab-ı Allah bütün hayal sahipleri içinde insanı seçmiş. Alem de onu dilemiş ve seçmiştir. Sonra alemi insaniyeti ve hayvan alemini bir daire şeklinde teşkil etmiş, noktayı merkeze de rızık koymuştur. Bütün insanları ve hayvanları adeta rızka aşık etmiştir. Yani hayat eşit rızık şekline girmiş, Allah rızık merkezini o kadar geniş ve zengin bir şekilde tanzim etmiş ki Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının mana ve tecrileri adeta rızkın içinde odaklanmıştır. Nasıl her şeyi rızkın etrafında daire ve halka olmuş ona hizmet ediyor ise rızık dahi bir daire ve halka olup merkezine şükür konulmuş. Yani rızkın merkezi şükürdür. Bu kainatı bir ağaç olarak düşünürsek meyve ve neticesi şükürdür. Şükrün en kapsamlı ve külli olanı ise namazdır. Evet, namaz külli bir şükürdür. Namaz olmazsa şükür olmaz. Şükür olmazsa rızık olmaz. Rızık olmazsa hayat olmaz. Hayat olmazsa kainat olmaz. Demek ibadetlerin özü olan namaz şu kainatın kaim bir sebebi, asır bir dileği hükmündedir. Kur'an'ın ısrarla namazı emretmesi bu sebeplerdir. Taneke la ilme lena illa ma'alemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davahumenin elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.